Opel Astra'yı kasa araçlarda aracın gizli menüsüne nasıl gireceğinizi ve bu gizli menüden nasıl sorunsuz bir şekilde çıkış yapacağınızı bu videoda size göstermek istiyorum. Birçok kullanıcı aracın gizli menüsüne girerek bu ekranda birçok veriyi öğrenebilmektedir. Ancak gizli menüye giren kullanıcıların çoğu çıkış yapmayı bilmemekte ve aracının kontak anahtarını kapatıp tekrar açarak gizli menüden çıkış yapmaktadır. Şimdi ben size öncelikle gizli menüye giriş yapmayı, daha sonra da nasıl çıkış yapacağınızı göstermek istiyorum. Gizli menüye girebilmek için biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Öncelikle radyoyu açıyorum. Radyonun sesini kısayım arkadaşlar. Daha sonra bip sesi gelene kadar setik tuşuna basılı tutuyorum. Bip sesi geldikten sonra BC tuşuna iki defa basarak arkadaşlar aracın gizli menüsüne girdim. Şimdi burada header menüsü var arkadaşlar. Aracın yazılımı ile alakalı bilgiler var. Hemen aydınlatma menüsü, dimming menüsü var. Tekrar BC'ye basıyorum. Clock menüsü var. Temp menüsü var. Bu temp menüsünde arkadaşlar aracın motor suyu sıcaklığı var. Cold diye yazar. En çok bunun için zaten gizli menüye girilir. Tekrar BC ile ilerliyorum arkadaşlar. BC menüsü, yakıt değerleri menüsü. Yine check control CC yazar arkadaşlar. Aracınızın teknik arızaları bu ekranda belirir. Yine bu arkadaşlar dikkat edin. Sonra tekrar yakıt değerleri, tekrar gizli menü içerisinde sürekli dolanırsınız. Şimdi birçok kullanıcı tekrar bu radyo ekranına gelmeyi bilmiyor. Gizli menüye giriyor. Buradaki değerleri öğreniyor. Şimdi ben size gizli menüden çıkış yapmayı gösteriyorum. Gizli menüden çıkış yapabilmek için öncelikle yakıt değerleri kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra şuradaki ok tuşlarıyla arkadaşlar geri tuşuna geliyoruz. Buradan OK diyorum. Dikkat edin. Gizli menüden çıkış yaptım. Şimdi birçok kullanıcı videonun başında da söyledim. Gizli menüye giriyor. Bu gizli menüdeki birçok veriyi öğreniyor ama çıkış yapmayı bilmediği için aracını stop ediyor, tekrar çalıştırıyor. Bu şekilde gizli menüden çıkış yapıyor. Gizli menü ile alakalı ben çok detaylı bir video çektim arkadaşlar. Oradaki 6 tane menüyü çok detaylı bir şekilde anlattım. Benim asıl bu videoyu yapma sebebim gizli menüden nasıl çıkış yapacağınızı göstermekti. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.